Günaydın efendim, günaydın. Biz yine sizlerleyiz. Sizleri bekliyoruz. Hoş geldiniz. Evet efendim, hoş geldiniz. Şerefler verdiniz beyaz süre ekranlarına. Evet, biz sizleri bekliyoruz. Nerede kaldınız? Sabahtan beri burada oturttuk, sizi bekliyoruz. Neredesiniz? 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 Burada olduğunuzu bize yorumlarla gösterebilirsiniz. Evet, bekliyoruz. Ve tabii ki WhatsApp ihbar numaramızı hemen vererek başlıyorum. 0549-802-8631, 0549-802-8631'den bize haber olmasını istediğiniz her şeyi ulaştırabilirsiniz ki biz de size ulaştırabilelim. Bu bir. Solmaz Yeni Altre yazarsanız Instagram'ımıza ulaşabilirsiniz. Solmaz Yeni Altre. Twitter'da bize ulaşmak istiyorsanız, tweetler atmak istiyorsanız sadece Solmaz Yeni yazmanız yeterli. Sizi izleyemiyorum, işte oluyorum falan, kaçırıyorum diyorsanız da söylemezsem olmaz. YouTube kanalımıza abone olabilir. Oradan bütün videolarımızı ve bölümlerimizi izleyebilirsiniz. Bana ulaşmak istiyorsanız Bircan Bali yazıp sonuna iki tane i koyabilirsiniz. Ece Erken'e ulaşmak istiyorsanız da @ecerken. Evet, bekliyorum. Taç'la ilgili yorumlar yağmaya başladı. Beğendiler İlk mi? Tabii şimdi konulara geçmediğimiz için kıyafet, taç, makyaj eleştirisi geliyor. Tacı kaba bulanlar var. İşte beğenen kimse yok. Bir kişi söyleyeceğim, bulamadım. Olsun, ben böyle sevdim. Siyah beyaz, Beşiktaş, güzel böyle. İnciler var. Evet, ya çok ben güzel. Çok fena taktım. Taca mı? Hayır. Neye taktın? Rain Man. Evet ya. Sabahtan beri dinliyoruz. İndirdim ve sürekli evde onu dinliyorum. İndirdin ve tıkladın mı çocuğu? Tıkladım tabii. Aferin. Vallahi tıkladım. 30 milyondan biri sensin. Biri benim yani, hatta bini benim, ama şöyle bir şey var. Ya kullanıcıdan tek tık oluyor galiba, değil mi? Bu da muazzam bir rakam bu arada. Şöyle bir şey var, gerçekten bu çocuklar çok başarılı ya. Çok başarılı, bir de 95 doğumlu. Az sonra değineceğiz, hatta klibi de lütfen yayınlayalım. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben şeyi hesapladım. Dün hani biz seninle bir sohbet ettik. 100 bini geçtiler, tamam 1000 lira aldılar gibi bir şey dedik. Şimdi mesela Rain Man bir klip yaptı, tamam mı? Evet. Şarkı koydu, 30 milyon evet. Tıklandı. Evet. Ondan sonra o her böyle 100 binden sonra para alıyor mu mesela? Şarkı yükledim ben. Heh. Onun tıklanmasından ben para alıyor muyum? Tabii ki alıyorsun. Çünkü... Ne kadar alıyorum mesela? 30 milyon tıklanmayı ne kadar aldım? Onu aslında bilen biri sorsun, ama bence 1 milyondan sonra kayda değer bir para kazanıyorsun. Değil mi? Yani 100 binler falan böyle ufak... YouTuber'lara sorsak söylemezler şimdi. Yani söyleyecek YouTuber'larımız var aslında. Ya Enes Batur söylüyor mu gerçek kazandığını? Ha, öyle diyorsun. O zaman şöyle yapalım. Bunu bilen, teknik anlamda bilen birisi bize yazsın. Çünkü biz... Ne kadar Reymen, kazanıyorlar, gözümüz kaldı. Reymen'in bir de kendi bir şeyi var değil mi? YouTube kanalı tabii, var. Tabii YouTube kanalı var. 4 orada milyona yakın. Ya hayatım, biz burada Burak Özçelik falan konuşuyoruz da. Evet. 1,5 milyon falan like alıyor bir tane fotoğrafı. Yani like, beğeni pardon. Kimi? Doğrusunu söyleyelim. Şeyi? Reymen'in. Reymen'in. 1,5 milyon beğenisi var fotoğrafının. 25 Sevindireyim yaşında. Sevindireyim ben seni. Evet. Gitmiş yurt dışında Hollywood ünlüleriyle falan röportajlar var YouTube kanalında. Araştırdım çocuğu. Çocuk Yusuf. Bir Yusuf evet. Evet. Bu çok başarılı adına. Bir çocuk. Çok başarılı. Yani ben vallahi sesini de çok olsun. Beğendim. Ve gençlerimizin bu şekilde başarılarını da yürekten takdir ediyorum. Şimdi tabii. Tatlar matlar acaba sallanıyor mu? Ne bileyim işte. Kimler var mesela? Albüm satmıyor diyorlardı ya. Yalan mı oldu o iş? Ya, albüm demek artık ki zaten... güzel yapınca ya, albüm değil ama tıklanıyor. Çok şey revaçta ya. Evet, güzel yapınca tıklanıyorsun. Bir de şöyle bir şey var. Organik tıklanmak. Bunlar organik tıklanan kişiler yani. Yani bir de parayla şey var, var mesela. Onlar evet. Zaten. Ya, Twitter'da bile parayla TT yapabiliyorsun. Kendine? Evet. Ama şimdi... TT... Olmayalım ya. Olmayalım. Kısa bir reklam aramız var sevgili seyircilerimiz. Biliyorsunuz program başına hep veriyoruz. Neden? Çünkü kahvenizi koyun çayınızı demleyin diye, sadece amacımız o. Birazcık dakikalar sonrasında Rain Man'in klibiyle geliyoruz ona göre. Reklamların ardından tekrar içerideyiz. İçerideyiz. Yayındayız. Yayındayız. Ve Canan. Rain Man'i dinleyelim. Ya biz reklam arasında da dinledik. Vallahi biliyorsunuz dinledik değil mi? Ya. Kadehler dolsun. Ezberledi, hemen ezberledi ya. Ama çok güzel şarkı. Verin coşkuyu o zaman. Hadi sosyal medya fenomeni Rain Man şarkısı 5 saatte 4 milyon izlenmişti. Son rakam 30 milyon. Efendim şimdi Rain Man'e geçiyoruz. Ay. Rain Man'i çok seviyoruz. Şu şarkıyı versin. Vallahi şarkıyı da verelim. Rain Man bir ünlünün, öyle bir ünlü ki gerçekten Türkiye çapında çok sevilen bir komedyenin, showmenin, hatta sinema oyuncusu diyebiliriz. Aktör yönetmenin. Yani. Akrabası çıktı. Bakın kimin. Evet, bütün internette annesinin Cem Yılmaz'la buluşması var. Bir akrabalık söz konusu. Baktım Cem Yılmaz takip etmiyor Rain Man'i, ama Rain Man Cem Yılmaz'ı takip ediyor. Ama ondan sıkıldığını ve saçma bulduğunu da söylüyor artık.
Espri de yapmış olabilir mi? Biraz sertti. Sanki espri değildi gibi. 2013 yılında annesiyle birlikte Cem Yılmaz'ın imza gününe gidiyor. Yıllardır görmediği akrabası olduğu ortaya çıkıyor. Hasibe Yılmaz Aktaş, yani Rain Man'in annesi, 16 yıldır kuzeni Cem Yılmaz'ı görmediğini söylemiş ve gözyaşlarına boğulmuştu. İşte annesinin bu görüntü. Kuzeni. Annesinin, evet. Güzel. Kuzeni. Bir sesi verelim. O günü hatırlayalım. 2013 yılında yaşanıyor. Aa, dayı hala çocukları. Evet. Ne diyor? İyi yayınlar. Rain Man hikayesine Cem Yılmaz'a bir şey söylemiyor. YouTube'dan video atarken ki hikayelerde söyleneni dile getiriyor. O çok farklı bir konu diyor. Yani Rain Man'in Cem Yılmaz'a bir şey söylemediğini ama yazıyor. Ama Cem Yılmaz'ı taklit yaparken yine aynı ses tonuyla yaptığı için biz o olabileceğini düşündük ve merhaba Karakomik falan gibi bir şey söylüyordu. Hani o yüzden Cem Yılmaz olabilir mi diye oradan düşündük. Şimdi bir gerçek var ki Rain Man çok başarılı birisi. Aldı başını gidiyor. Kimse kusura bakmasın ama Rain Man'in yapacağı PR'a, reklama şu an Cem Yılmaz'ın ihtiyacı var. Hiç kimse kusura bakmasın. Evet öyle. Filmle ilgili diyorsun yapacağı. 4 saatte 5 milyon Cem Yılmaz alsın bakalım. Mısırlı mısırsız alsın. Alabilir mi? Alamaz. O yüzden bilmiyorum. Rain Man. Şu anda güç sende bebeğim. Biliyorsun Acun Ilıcalı da Survivor'ı sunması için teklifte bulunuyor Rain Man'e ama Rain Man kabul etmiyor. Normalde işte birçok YouTuber, aslında birçok bu işe yeni atılanların hemen atlayacağı bir teklif olmasına rağmen, ki Acun bak hakikaten kimin yıldızı parlaksa yakalıyor, çok görüyor, çok başarılı. Aynen. Ve Rain Man bu teklife hayır yanıtını veriyor. İstememiş bunu. İstemiyor. Ve diyor ki ben diyor bu sahteliğin içinde gerçek kalmaya çalıştığım için gerçeklikle devam etmeye çalışıyorum. Dünkü storylerinde de, yani hikaye kısmında Instagram'ın, bu sorulara yanıt veriyor. Evet. Rain Man. Soru sorun bana dedi ve cevap verin. Ve benim geçmişte ne iş yaptığımı unutmayın dedi. Şarkıyı Ece, değil mi? Kendi anıları için paylaşıyor. Kendisine anı olsun, hoşluk olsun diye, evet, yazıyor. Ve yani ben diyor şarkıcı değilim diyor. Evet ama. YouTube'da paylaşacağım diyor yaptığım. Muazzam bir diyor. Şarkı. Muazzam, yani sesi de çok iyi. Sesi de güzel. Kendisi de çok tatlı. Ve en önemlisi ne biliyor musun? Baksana Cem Yılmaz senin akraban. Evet, Cem Yılmaz senin akraban. Evet. Anladın mı? Yani veya ne bileyim işte Acun böyle bir teklif yapmış ama çocuk genç yaşında kendi ayakları üzerine dimdik, oh, kendi başına gidiyor. Helal olsun diyebileceğimiz bir görüntü yani. Evet evet. Yani Cem Yılmaz senin akraban, gidip de Cem Yılmaz'a diyebilirsin bir filminde oynat sırtını beni. Sırtını dayamam. Şöyle bir şey yap. Ha, hiçbir arada, yok yani. Set dönüşü artık kara komik hikayelerde oynayacağını, hikayeler diyor gerçi filmler ama, kara komik filmlerde oynayacağını söylerken o filmde artık olmadığını söylüyoruz. Burada da bir anlaşmazlık var ama ne yalan söyleyeyim, Rain Man. Güç sende Rain Man. Evet. Güç sende artık. Rain He-Man vardı. Rain Man'in ablasıyla yayın başı konuşmuştuk biliyorsunuz. Dün sabah 5'te yattığı için 12'de kalkar diyor. Ben dedim ki uyandıramaz mısın dedim. Kendi selametim açısından uyandırmamam gerekiyor. Biraz gergin uyanıyor galiba. Ailece çok şekerler gördüğünüz çok gibi. Gerçekten. Ve bomba. Rain Man'in konser ücreti ortaya çıkmış. Avrupa fiyatı şimdiden 20 bin euro olduğu söyleniyor. Yok artık. 120-130 bin lira. Vay vay vay. Vay. Paraya para demiyordu. Ne olacak bu şarkıdan başka şarkıları da var gerçi Rain Man'in ama ya dediğim gibi hak ediyorsa kazansın. Artık devir o devir. Maalesef evet. İsimler bu halde. Evet. Maalesef derken özür diliyorum, Rain Man değil. Geçmişteki isimler maalesef artık yok gibi. Revaçta değil. Revaçta yeniler değil. Geliyor bomba gibi. Bu arada tabii Rain Man bazı işte sözlükler vesaire var ya, hani herkesi eleştiren, bizi de yerin dibine sokanlar var. İşte eleştiri değil, hakaret edenler hepimizin başına geliyor ünlü olunca. Şimdi Rain Man'le de ilgili böyle bir şeyler yazmışlar. Rain Man demiş ki bu artık kapatılsın. Ne bu demiş. Böyle bir savaşa da girmiş. Rain Man'le devam ediyoruz. Evet. Özlemişsindir. Ben çok özledim. Dandan sabah gene şarkısını dinleyerek başladık. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın akrabası olduğu ortaya çıkmıştı biliyorsunuz. Önce bir görüntülerimizi izleyelim. Klibiyle ilgili de bir iddia var. Onu da getiriyoruz ekrana. Biliyorsun Rain Man'in şarkısını o kadar çok paylaştım ki. Önce Nasibe abla. Nasibe abla kim? Rain Man'in annesi. Evet, mesaj attı. Sen artık akraba mı? İsmimi yanlış telaffuz ediyorsunuz dedi. Nasibe Aktaş dedi. Tamam Nasibe ablacığım dedim. Hasibe mi demişiz? Hasibe demişiz. Nasibe abla. Tamam dinleyin. Ha bu arada evet tabii ki. Magazin sitelerine ve gazetecilere buradan ben Ece Erken olarak, sen bir Can Bali olarak, kulağımda da Bilal Özbilge olarak sesleniyoruz.
Lütfen hani programdan aldığınızı belirtirseniz seviniriz. Sonra storylerimizi, hikayelerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Seyircimiz Allah'tan çok dikkatli. Çok. Tıkır tıkır altına yazıyorlar. Biz söylemezsem olmaz da duymuştuk diye. Evet, sonrasında Rain Man'le tanıştık. Rain Man'le telefonlaştık. İşte dedim çok beğeniyoruz seni ama böyle de bir iddia var dedim. Klibinle alakalı. Hemen dedi ki ablacım dedi. O dedi bizim klibimiz dedi. Yazısını direkt okuyorum. Kısa filmde sahne alıntısı yaptık dedi. Ve ben bunu zaten inkar etmiyorum. Kısa bir filmden sahne alıntısı. Ama şimdi uyanmadığı için görmemiş olabilir. Mesaj attım. Dedim ki şey değil bu diyor dedim. Film değil diyor. Dedim klip. Yani aslında klipten bir alıntı. Acaba o zaman 2014'te dünyaca ünlü o star da başka bir filmden mi şey yaptı, ha, alıntı yaptı? O da olabilir. Fakat şimdi bizim şimdi editörümüz birebir anlatmış. Tek evet. tek anlatmış. Kendisini gömmesi bile bana göre yeterli bir alıntı. Elin çıkması. Elin çıkması, titremesi falan. Hep aynı görüntüler evet. falan. Acaba evet Metro James de mi o filmden aldı diye sorusumuz geliyor. Bu klibi belki de izlememiştir bile Rain Man. Evet, çünkü Yusuf diyor ki klipten. Yani Yusuf Rain Man. Evet, klipten alıntı yapmadık diyor. Kısa bir filmden alıntı yaptık ve ben bunu zaten saklamıyorum, söyledim evet. diyor. Ama çok benzediği için bu konuyla alakalı bir açıklık getirmesi lazım. Film değil, bir klipten alıntı yapılmış, bariz bir şekilde ya belli. Şarkıların benzerliğini düşünecek olursak birebir bu hiçbir şey canım. Kopyalayanları düşünecek olursak klipten de kopyalanabilir. Şey. Güzel orada, de olmuş ama Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatıyla ilgili işte yaşananlarla ilgili bir klip demişti. Bak şimdi demişlerdi. Ama Rain Man demişti ki ben normal bir YouTuber'ım. Aslında şarkıcı değilim. Bunu da öyle eğlence olsun yaptım demişti ama bak ne kadar araştırılmış, ne kadar çalışılmış. Üzerine nasıl bir emek var? Demek ki öyle hasbelkader yapılmış bir şey değil. Son zamanlarda duyduğum en güzel şarkı bu arada. Onu söyleyelim ama çalıntı diyemeyiz. Alıntı diyebiliriz. Alıntı esinlenmişler. Evet. Bariz bir şekilde kendisini gömmesi, hortlaması, el çıkması falan. Evet. Peki Aleyna Tilki orada ne dedi ya? Onu tekrar vereceğiz ama bir şey soracağım. Bilal Özbilge ve sana sormak istiyorum. Ben tam dikkatli bakmadım. Bir sigara içimi var mı klipte? Ben görmedim hiç. Sigara içiyor mu? Öyle mi yazmışlar? İçiyor mu? Hmm. Ah Yusuf, onları kesiyorsun, ona göre koymuyorsun çünkü senin çocuklar çok seviyor. Dikkatli olalım diyelim, bunu da dipnot artık uyarısı. Artık zaten gören gördü. 40 olsun. Milyon oldu mu? 50 milyon olmuş. 50 olmuş. Paylaşım yaptı 50 şey, milyon oldum 50, diye. Onu da bizim şeyimiz biliyorsun değil mi? Peki 23-24 yaşında daha çok genç. Yolun başında ama çok başarılı gidiyor. Bakalım neler olacak onun hayatında derken başka bir gence dönüyoruz. Aleyna Tilki, o da başarılarıyla adından söz etti. Acaba o nedir Rain Man? O ne dedi? Bir şey söylemiş ama sonrasında bir şey. İşte senin için tekrar veriyoruz. Ay, çok dinle teşekkür bakayım. Ederim. Ya ben orayı merak ettim. 450 milyon kendi rekoru galiba. Aynen. Öyle bir rakam var mı bilmiyorum ama günlük dinlenme rekoru. Hatırlıyor musun burada başka bir gazeteci vardı. Ali Eyüpoğlu. Ali abi bize ne demişti? Aleyna Tilki oynamalar yapıyor ve demişti. Bunu direkt biliyorum demişti. Peki Rain Man ne yaptı biliyor musun? Oynamalar yapıyor iddiasına. Bir story çekti. Bolt hesap böyle yüklüyor. Abi dur diyor, nasıl yükleyeyim diyor. 30 milyonun hepsini bu gecede bitirmem lazım falan diyor. Dalga geçti. Şu an 50 milyon. Şu anda 50 milyon oldu. Ben bunun organik olduğunu düşünüyorum. Neden biliyor musun? Hepimize geçti. Ama Aleyna Tilki'nin de belki 450 değildir. Yine onun da bir 50-100 vardır. Çünkü Aleyna Tilki de çok dinleniyor çok ve çok seviliyor. Ay evet. Peki Aleyna Tilki'nin bu yaptığı şey açıklama ne diyorsun? Pop müziği ben artık ciddiye almıyorum. Beni çok ciddiye alıyorlar diyor. Ben böyle tekrar eden akortları çok ciddiye almıyorum diyor. Yaşıtlarına değil de bir tık büyüklerine, ablalarına bir gönderme yapıyor galiba. Artık rap müzik daha ciddiye alınan bir müzik haline geldi Türkiye'de diyor. Katılıyor musun? Rap başka bir boyuta geçti galiba ya. Ben güzel olan her şeyi dinliyorum. Ben de müziğin evrensel olduğunu ve yani türü evet. olmadığını düşünüyorum. Ben evet. arabeskte de öyle bir evet. arabesk yapıyorlar ki damardan damardan onu da dinliyorum. Doğru. Aleyna Tilki de arabesk şeklinde okudu. O dipsiz kuyumu dipsiz biliyorsun. Kuyu. Ha, nasıl güzeldi. Özellikle burada da bir nameler gırtlak var ki çok çocuk güzel. Çok başarılı. Kulağa biraz gelen her şey güzel bence. Evet. Çok güzel. Doyamıyorlardı. Evet. Doyamıyorlardı şarkıya. Böyle birazdan Nazlı bizlerle Amarat olacak. Amarat bizlerle birlikte Nazlı olacak. Amarat bir de alt yazıya olacak. Bak. Gördüm. Ben yüzü gördün. Gördün mü acaba? Gördün mü acaba? Yani bildiğin gidiyorlar evliliğe doğru. Hadi bakalım. Bir telefon var. Sacit abi mi? Alihan mı Sacit abi? Alo. Günaydın. Ay, kim? Sacit abi. Ama Sacit abi. Sacit abi. Sacit abi. Senin de tepkin yok mu bu olaya tabii ki yani? Ben bakıyordum. Sen benim adım...
Adımı söyleyince şaşırdım. Ne yapıyor dedim yani. Kulağıma Bilal Özbilge Aslan deyince ben direkt Sacit Aslan dedim. Çok... Arif Hoca ile soyadlarımız aynı ama onun soyadı da R var. Evet. Sacit abi bak ne güzel. Sesini duymuş olduk. Sen neler dinliyorsun? Rain Man dinliyor musun? Ben hayır işte benlik bir şey değil. Ben bilmem. Yani o pop müziğin efendim işte nedir rap müziğin falan hiçbir detayına vakıf değilim. Hmm. Onun için de ne bir fikrim var ne de bugüne kadar 30 saniye dinlemiş değilim. Ama başka olaylara çok hakimsin şarkı olmasa da. Mesela şimdi bir haberiniz var sırada. Seninle birlikte yorumlayabilir miyiz hazır bağlanmışken? Bildiğim bir şeyse. Çünkü bir bizim konuşma varsa... yasağımız olan konulardan bir tanesi yine. Hadi bakalım buyurun. yani diğer oynadığı başrol isimle ilgili bizim konuşma yasağımız var. Şevval Sam'dan Yasak Elma Bombası. Şevval Sam'a bir takım güzel kıyafetler giydiriyorlar ya Sacit abi. Onlardan birkaç tanesi gerçek kürkmüş. Bununla ilgili açıklaması var. Benim diyor bilgim dahilinde giyilmedim ben bunu. Bilmiyordum gerçek kürk olduğunu. Bu gerçek kürklerin nasıl yapıldığını bilseler kimse giymez. Sonuna kadar kınıyorum, eleştiriyorum diyor. Ne diyorsun Sacit abicim? Şimdi bir kere Şevval ve annesi yıllardan beri hayvan haklarını savunan ve çok iddialı ve son derece samimi hayvanseverler. Evet. Ve siz de çok, sen de çok iyi biliyorsun, şey de çok iyi bilir, ne derler, Bilal de çok iyi bilir, bütün sizin grup çok iyi bilir ki yeni öyle imitasyon kürkler var ki bunu aslında ayırmak mümkün değil. Bilal biliyor, ben bilmiyorum. Hayır, sen bana. De biliyorsun, sen de çok iyi biliyorsun. Yani sen bana küstün mü? Hayırdır Sacit abi. Bilal bilir imitasyon ama Bircan bilmez. Bircan yani, gerçek mi kullanıyorsun? Bunu söylerken hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bu imitasyon kürklerin aslında farkı yok. Elbette ki ben de Şevval de annesi de ve birçok hayvansever de bu kürklerin zedelenmeden hayvanın üstünden alınması için son derece acılar içerisinde olan bir iş. Buna herkes muhalif, herkes bu işe karşı. Ancak şunu unutmayın ki artık dünyada eskiye nazaran bundan 45-50 sene evveline nazaran bugün o kadar bu konuda ilerledi ki ve çok somut bir misal vereyim size. Evet. Eskiden İstiklal Caddesi'nde tünele giderken sağlı sollu belki mübalağa etmeyeyim ama 15-20 tane kürk mağazası vardı. Bugün belki bir tane ya vardır ya yoktur. Hadi diyelim ki iki tane ya vardır ya yoktur. Artık insanlar buna muhalefet ediyorlar ve imitasyon olanlar da aslında farksız görünümler arz ettiği için tercih edenler var ama hakiki kürk tercih edenler de var. O onların sorunu. Onlardan bir tanesi mesela sizin çok sevdiğiniz, çok yakinen tanıdığınız, bildiğiniz Bülent Ersoy. Evet. Bülent yani, Ersoy da giyiyordu biliyorsunuz. Hatta hala giyiyor ama yeni kürk almayacağım diyor Bülent Ersoy da. Eskileri giyeceğim diyor. Şimdi zamanında alınmışsa, yani kendi gardırobunda varsa bu. Onu giyebilir. Tamam. Yenisini almıyorsa ona da saygı duyarım. Ama ısrarla illa hakiki kürk diye tutturan ister servet sahibi olsun ister milyonları olsun eğer bunu yapıyorsa bu onun vicdanıyla doğru orantılı bir şey. Benim servetim olsa milyar dolarlarım olsa ben 50 kuruş para vermem böyle bir şey. Benim gibi vermeyen milyonlarca da insan vardır. Evet. Geçtiğimiz ama, günlerde şunu çok iyi biliyorum ki Şevval Sam'ın ve annesinin adım kadar, kendim kadar eminim ki daha... Haberi yoktur diyorsun. Yoktur ve yapmaz. Çünkü geçtiğimiz yaz bir marinada karşı karşıya yan yana olan bir teknede karşılaştığımızda yine yanında köpeği vardı ve o köpeğe inan bana çocuk gibi bakıyordu. Yani zaten onun çok için çok ben gözümle görsem inanmam. Peki. Geçtiğimiz günlerde Gülşah Saraçoğlu'nun bir açıklaması vardı. Ben kürk giyiyorum. Gerçek kürk giymeye de devam edeceğim demişti. Ya diyebilir. Ya bu diyebilir. Kimsenin ağzı torba değil. Bükemez. Ama o onların vicdanıyla doğru orantılı bir şey. O zamanında üstünde bir mont bile alma parası olmayan insan bugün hasbelkader parayı ve serveti bulmuşsa bunu yapabilir. O onun sorunu. Ne demek istedin Sacit abi? Yani diyorsun kardeşim, zamanında görmedi, şimdi gördüğü için tabii ki gösterecek mi diyorsun? Yani biraz evvel
bir şey konuştunuz. Tecrübe parayla satın alınmaz dediniz. Evet. Tecrübe yaşanmışlıkların ve yenilen katıkların sonucu itibariyle ortaya çıkan bir şeydir. Doğru. Dolayısıyla hayatında, gençliğinde, çocukluğunda görgüsüzlükle kıt kanaat geçinen ailenin çocukları ise bunlar, hasbelkader bir para bulunduğunda bu işte ilk defa marka saatler ya işte 100 bin dolara, 300 bin dolara saat almalar, bir o kadara verip arabalar almalar, bir o kadar paralar verip kürkler almalar, bu bir şey olmuş, ne derler, görgüsüzlüğün getirmiş olduğu neticedir bu. Dolayısıyla da onu da öyle kabul edeceksiniz. Peki Sağiç abicim, iyi ki adından bahsetmişiz ki, iyi ki bağlandın, o güzel sesini duyduk, seni seviyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sağiç abicim. Görüşmek üzere Sağiç abicim. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Ben de onların gerçekten bu kürkü giydiğini, bilerek giydiğine inanmıyorum. O kadar iyi imitasyonlar yapıyorlarmış ki, ben gerçek kürk zaten hayatımda satın almadım. Dokunmaya da şey olurum yani, üzülürüm. Evet. Ben gerçekten bilerek yaptığını düşünmüyorum. Ne diyor Şevalsam? Senin önünde yoksa ben okuyacağım. Sen söyle. Çok uzun çünkü. Peki. Çok uzunsa... Bir yaşam hakkı savunucusu olarak bilgim harici bana dizi setinde gerçek kürk giydirildiğini öğrenmekten büyük üzüntü duydum diyor Şevalsam. Kürke karşıyım. Kürkü için hayvanlara işkence edilmesine kesinlikle karşıyım. Bunun çok net bir biçimde bilinmesini istiyorum. Yasak Elma dizisinde gerçek ya da imitasyon hiçbir şekilde kürklü kombin giymeme kararımı bildiririm. Merak edenler internette konuyla ilgili videolara ulaşabilirler. O ıstırabı görüp de hala kürk giymeye devam edebiliyorsanız da insanlığınızı sorgulamanızı öneririm. Bu dünyanın sahibi değil, diğerleri gibi bir parçasıyız. Bunu unutmamanız dileğiyle Şevalsam bunu söylüyor. Bu da ne diziymiş arkadaş? Yani giydirdikleri kürk bile olay oldu yani. Evet, bir de hala o videoları izleyip giymeye devam ediyorsanız insanlıktan gerçekten nasibinizi almamışsınızdır gibi bir şey söylüyor. Evet, gerçekten kürklerin yapımıyla alakalı hayvanları yaptıkları katliam, o hayvanların üzerindeki kürk, tüyler için yapılan o... Canhıraş katliamdan yani bahsetmek bile şu an tüyler ürpertici. Evinizde katliam var, onu söyleyelim. Evet. Peki.